Programımız Denizli'den farklı başarı öyküsüyle devam ediyor. Tatarolu Kağıtçılık ve Sanayi Limited şirketi. Hep birlikte izliyoruz. Tatarolu Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret ve Uğur Tatar. Sayın Uğur Tatar, bakalım bu başarılarını bizlere nasıl anlatıyor? Tatarolu Kağıtçılık bu sektöre nasıl girdi? Ben şuna inanıyorum, hayat sürprizlerle doludur. Biz onu yaşadığımıza inanıyorum. Liseyi bitirdikten sonra biz baba mesleği olan kamyonculuğa başladık. Tabii içimizde daima ticarete atılma hevesimiz oldu. Daima ileriyi düşünme içimizdeydi bizim. O vesileyle ticarete atıldık. 1994 yılında atık kağıt sektörüne girmiş bulunduk. Tabii ki mütevazi bir ortamda aylık 40-50 ton yapıyorduk ilk girdiğimizde. Dökme olarak çalışıyorduk tabii ilk kez girdiğimiz için. Gördük ki girdiğimizde vatandaşın hurdacılara bakış açısı çok farklı. Alt kademe olarak görülüyorlar. Bu benim tabii ki dikkatimi çekti. Hedefimi o zaman koydum. Ben bu işi saygınlık kazandıracak bir şirket oluşturacağım. Saygınlık kazandıracağım bu sektöre dedim. Ve o vizyon çerçevesi içerisinde çalıştım. Devamlı onu düşünerek, ticari ahlak kurallarından asla taviz vermeden, yeniliklere getirerek, müşteriye hizmeti ön planda tutarak, verilen sözü yerine getirilerek, farklılıklar oluşturarak kendimizi geliştirdik. 94'te başladık, 2000 yılında ikinci bir yeri açtık. Orada tonajımızı 175 ton gibi bizim miktarlara çektik. Artık kabuğumuza sığmıyorduk. Artık bu işin daha kurumsal olması düşünüyorduk. Ve şu anki bu bulunduğumuz tesis 2003 yılında inşaatına başlayarak 2004'te bitirdik ve açılışını yaptık. Bizim bu tesisimizin özelliği 2004'te çıkan ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliğine göre yönetmelikten önce arsa salınma projesi yapılarak yönetmelik kriterlerine uygun olan eksiği değil fazlası olan bir tesis yapmış olmamızdır yani. Yani biz o vizyonu yönetmelik çıkmadan yakalamışız. Evet. Yani bu da gösteriyor ki biz vizyonu olan bir işletmeyiz. Evet. Onun için ki şu an ilk başlangıçta 50 tonla başlayıp bu tesisimizde 200 tonla 2003'te devam ederek şu anki sirkülasyonumuz 600 ton civarındadır. Bu da aylık 600 ton atık kağıt 10 bin ağacı doğamızdan kesilmesini önlemek demektir. Bunun yanında ne yapıyoruz biz? Bunun yanında ülkemizin ekonomik olarak katkımız var. Bunun yanında belediyelerimizin çöp depolama alanlarını uzun süre kullanılmasını sağlıyoruz. Çünkü ambalaj atıkları hacimce çok yer kapladığı için belediyeler için de çok sorun depolama yönünden yani. O yönden de çok faydamız var. Bizim gayemiz, hedefimiz her zaman ilkleri getirmek, bir farklılık oluşturmak. Bizim vizyonumuzda bu var yani. Her zaman farklılık, Ar-Ge çalışması yaparak yenilikleri getirmek, inovasyonu sağlamak. Biz bu çerçevede iş yaptık. Zaten biz çalıştırmalarımızda kendimizi yani belli bir yere geldiğimizin farkındayız. Daha önce 2006'da Avrupa Birliği Ege Bölgesi EPSO ödül törenine katıldık oraya. Denizimizde çevre ödülü aldık. Buna istinaden bu 4 yıldan beri uygulanmakta olan, 2005'ten beri uygulanılan Avrupa Birliği çevre ödül yarışmasına katılmayı düşündük ve o çerçevede müracaat ettik. Tabii buraya katılmak bazı şeyleri mutlaka oluşturmanız gerekiyor. Bir şeyler vermiş olmalısınız ki buraya yarışmaya katılmalısınız. Öyle gelişigüzel girmek mümkün değil. Biz de zaten o kapsamda sorumluluklarınızı yerine getirdiğimize inandık ki şöyle düşünüyorum. Eğer bizim geldiğimiz bu sektör içinden, hurdacılar sektörünün içinden gelip de bu şekilde vizyonu olan, bu şekilde çalışmayan, sosyal sorumluluğu düşünerek etkinlikler düzenleyebilen, ileriye göre kendini yenilebilen, yenilikleri getiren bir işletme çerçevesinde eğer jüri üyelerince bu çerçevesinde değerlendirse biz Türkiye'de birinci geleceğimize inanıyoruz. Ormanlar, yenilenebilen doğal enerji kaynaklarının en zenginidir. Ormanların toprak erozyonunu engellemesiyle yarattığı ekolojik işlevin parasal değeri tahminlerin çok üzerindedir. İşte böylesine duyarlı bir alanda ve de ormanlarımızın giderek azaldığı bir ortamda Tatarolu Kağıtçılık olarak modern atık kağıt presleme tesisini ülkemiz ekonomisini kazandırmakla toplumsal görevimizi yerine getirmenin mutluluğu yaşanmaktadır. Bu mutluluğa ortak olmak ve çocuklarımız için yarınlara bir şeyler bırakabilmek istiyorsanız kağıt verin ağacınız olsun sloganıyla hizmet vermenin haklı gururunu taşımaktadır.